Sırada doktor öğretim üyesi Mehmet Sabri Genç hocamız var. Gaziantep'te Cumhuriyet öncesi ve sonrası gündelik hayat teşekküllerinin Mithat Enç'in şahitlikleri aracılığıyla analizi adlı bildirisini sunacaklar. Birbirinden kıymetli hocalarım, kıymetli katılımcılar, öğrenci arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle böyle önemli bir sempozyumu organize eden kıymetli hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir sempozyum. Ben de Mithat Enç'in şahitlikleriyle ilgili bir sunumla katılmak istedim sempozyuma. Başlığı programda görmüşsünüzdür. Gaziantep'te Cumhuriyet öncesi ve sonrası gündelik hayat teşekküllerinin Mithat Enç'in şahitlikleri aracılığıyla analizi sunumun başlığı. Mithat Enç hakkında biz çok fazla program yaptık. Sayın Halil İbrahim Yakar hocam sağ olsun, o da çok destekledi. İlk programı ben henüz burada göreve başlamamıştım. Yurt dışındaydım. Ama buraya bir tatile gelmiştim. O esnada da o programın moderatörlüğünü yapmak kısmet olmuştu. 2010 yılıydı zannediyorum. Öyle bir küçük bir panel yapmıştık. Türk Tarih Kurumu Başkanı o zaman Ali Birinci hocamız da gelmişti. Daha sonra 3 ya da 4 farklı program yaptık. Yine şu anda yaşayan kızları Zeynep Enç, Sinkil Hanımefendi'yi davet etmiştik. Daha sonra da Büyükşehir Belediyesi Mithat Enç'in kitaplarını kendi adıyla değil mi tekrardan bastı bir ön söz yazarak. Bu da önemli bir gelişmeydi. Çünkü Mithat Enç Gaziantep için çok ama çok önemli bir şahsiyet. Eğer kitapları yabancı dillere tercüme edilirse dünya için de çok önemli bir şahsiyet olacak, dünya tanıyacak. Biz daha önce yazmış olduğum başka yazılarda da bunu çok dile getirdim. Dublin örneğini verirdim. Dublin pubları yüzünden meşhur değildir. Dublin Oscar Wilde olmasa Dublin olamazdı. O yüzden her kentin öyle sanatçılarına, kıymetli şahsiyetlere sahip çıkması gerektiğini her yerde dillendirdim. Ve şu anda çok şükür Mithat Enç eskiye nazaran çok daha bilinen, işte kıymeti az çok takdir edilen bir şahsiyetimiz. Kendisi 1909 yılında dünyaya geldi. 1991'de vefat etti. Dolayısıyla dünyaya geldiği tarih itibariyle bana göre ve yaşam işte 1991'de vefat ettiği için 20. yüzyılın en büyük şahitlerinden biridir. Neden? Çünkü yaşam öyküsü bunu ortaya serer. Yani okuduğunuzda eserlerin en önemli eserleri, bilinen eserleri, malumunuz Bitmeyen Gece, Uzun Çarşının Uluları ve Selamlık Sohbetleri. Aslında kendisi özel eğitimle uğraşan, pedagojiyle uğraşan, bunu ilk defa Türkiye'ye getiren, ilk pedagoji enstitüsünü açan bir şahsiyetimiz, alanı o. Şu anda özel eğitim de bayağı popüler olmuş duyduğuma göre. Özel eğitimde bayağı çalışmalar yapılıyor. Üniversitelere özel eğitim öğretmenliği bölümleri açılıyor. Bunun öncüsü Mithat Enç'tir. Mithat Enç aynı zamanda Körler Okulu'nun kurucusudur. Malumunuz kendisi de engelliydi, görme engelliydi. Aynı zamanda yetiştirme yurtlarının kurucusudur Türkiye'de. Hayat öyküsü, yaşam öyküsü onu neden 20. yüzyılın en büyük şahitlerinden biri kılar? Çünkü 1909'da dedik Gaziantep'te dünyaya geldi. 1909 artık Osmanlı'nın çöküş dönemi, yeni bir dünya var. İşte batılılaşma zaten çok önceden başlamış. Ama daha henüz işte haritalar ya da işte dünyadaki efendime söyleyeyim yeni resim ortaya çıkmamış. Ama bu resim ilk kendi yaşamında ortaya çıkmış. Bunları görmüş ve bunları kaleme almış. Daha sonra işte İstanbul Üniversitesi Darülfünun Hukuk Fakültesini kazandıktan sonra orada görme yeteneğini tamamen kaybediyor. Viyana'ya ameliyat için gidiyor. İki ameliyat başarısız oluyor ve kaderini kabul ediyor. Bununla barışıyor ve diyor ki madem buradayım o zaman burada kalayım. Viyana Pedagoji Enstitüsü'nde pedagoji eğitimi alayım. Ömrümü engellilere adayım. Yani bu alanda uzmanlaşayım. Ve Viyana Pedagoji Enstitüsü'nde okur. Viyana'da hangi dönemde? İkinci Dünya Savaşı öncesi, Birinci Dünya Savaşı sonrası. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'nın şahitliği var.
eserlerinde. Hatta yanında kaldığı, pansiyonda kaldığı, pansiyonun sahibi kadın da Yahudidir. Onunla ilgili şahitlikleri var. Hani İkinci Dünya Savaşı öncesi işte Nazilerin Yahudi düşmanlığı nasıl başladı vesaire, bunlara kadar anlatır. Daha sonra da oradan bir bursla Amerika'ya gider. Evvela New York Columbia Üniversitesi'ne, daha sonra da Harvard Üniversitesi'ne. O ne zamandır? O da İkinci Dünya Savaşı sonrasıdır. Dolayısıyla Gaziantep'teki şahitliği, Birinci Dünya Savaşı öncesi, Osmanlı'nın çöküş dönemi, Cumhuriyet öncesi değişimler, Cumhuriyet sonrası değişimler, daha sonra İstanbul kısa süre, ondan sonra Birinci Dünya Savaşı sonrası, İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa, daha sonra Amerika'da da İkinci Dünya Savaşı sonrası Yeni Dünya. Dolayısıyla eserlerinde neyi kaleme almışsa, birçok ilmi, akademik eserde diyelim, yer almayan birebir şahitliklerdir. Dolayısıyla o şahitliklerin akademide kabul görüp işlenmesi gerekir. Örneğin Ermeni meselesiyle ilgili bile çok fazla veri var Mithat Enç'te ve Mithat Enç her şeyiyle gerçekten çok güvenilirdir. Yani beyanları kesinlikle güvenilirdir. O beyanları delil olarak kullanılabilir her hususta. Dolayısıyla Mithat Enç'in birincil şahitliği çocukluk döneminde, Cumhuriyet öncesi Osmanlı çöküş dönemi dedik. Orada bizatihi kendi ailesindeki dönüşümlerden ve daha sonra kentteki ahalinin işte psikolojik tavırlarından, o dönüşüme karşı hal ve hareketlerinden, sözlerinden, sohbetlerinden inanılmaz şeyler öğreniyoruz. Elbette biz biliyoruz bir batılılaşma süreci vardı, bir dönüşüm yaşanıyordu ama bu dönüşümün ayrıntılarını bilmiyorduk değil mi? Dönüşüm yaşandı, şu oldu, bu oldu, insanlar şöyle dönüştü falan filan ama selamlık, malumunuz avlu demek hayattı deriz. Haremlik selamlık, haremlik mahrem alan selamlık. İnsanların o zamanlar, o zamanki Antep evlerinin avlusunda oturup sohbet ettikleri yer. O yüzden selamlık sohbetleri. Bu şahitliklerini biz bu kitapta görüyoruz. O yüzden ben bu bildiriyi hazırlarken de, metnini hazırlarken de bu kitaptan faydalandım. Elbette Bitmeyen Gece'de de çok fazla şeyler var. Ama esas itibariyle Selamlık Sohbetler adlı eseri Antep Harbi de dahil olmak üzere çok değerli bilgiler verir. O Selamlık Sohbetlerine gelip giden karakterler vardır. Bu karakterler, yani öyle bir edebi bir dille tarif edilir, tasvir edilir, anlatılır, onların konuşmaları, yani müthiş bir hafıza. Bunları kaydetmiş olması ve artık hastalık döneminde Yalova'daki yazlığındayken kızı Zeynep Enç Hanım'ın her hafta sonu oradayken efendime söyleyeyim Mithat Enç anlatırmış, o da kayda alırmış, yazarmış ve Mithat Enç vefat ettikten sonra bu kitap yayınlandı yıllar sonra. Kendisi hayattayken yayınlanmadı. Müthiş şahitlikler. Bu şahitlikler neyi ortaya koyuyor yani konumuz itibariyle? Eşyaların değişiminden tutun, mimari, yemek, kıyafet, insanların psikolojik dönüşümleri, dediğim gibi işte yeni meselelere karşı aldıkları tavırlar muhteşem şekilde anlatılır. Örneğin en ilgimi çeken noktalardan biri, dediğim gibi bütün bu Türkiye'deki, bu topraklardaki dönüşümü kendi ailesinden başlayarak anlatır. Anne ve ninesi gelenekçi, hala yani o batılılaşmaya karşı direnen kişiler evde, annesi ve ninesi batılılaşmaya entegre olmaya çalışan ve evvela ev ahalisini işte batılı değerlere alıştırmaya çalışan kişiler de babası ve dedesi. Yani bütün Türkiye'deki o genel çatışma kendi evinde anne, ninesi ve baba, dedesi arasında vuku buluyor. Çok ilginç örnekler var. Bu örneklerden biri şu. Örneğin dedesi işte Namık Kemal'ın fotoğrafını çerçeveletip asıyor duvara. Dedesi kim? Dedesi de eski kadılardan, yani şehrin önemli şahsiyetlerinden. Ve dedesinin de, zaten onu da bahsedeceğim, parantez içinde söyleyeyim şimdi, işte Mecelle okuyor ama artık yeni cumhuriyette Mecelle geçerli değil, İsviçre Medeni Hukuku geçerli olduğu için adaletten ve adliyeden diyor elini ayağını çekti diyor. Artık kadılığı sökmedi. Hatta öyle ki bize muhtaç kaldı yeni yazıyı okurken. Çocuklar çok değerli olmaya başladı çünkü çocuklar yeni yazıyı öğreniyorlardı.
ve o eski yaşlılar istediği kadar şehrin en önemli alimi şurubunu olsun bize muhtaçlardı diyor. Biz okuyorduk onlara ve bir süre uyum sağlamaya çalıştılar, sağlayamadılar. Zaten de ömürlerinin sonuydu, gittiler. Bir devir öyle kapanıyor. Namık Kemal'in ve o dönemin efendime söyleyeyim önemli şahsiyetlerinin işte batılılaşmayı temsil eden işte Mithat Paşa, Namık Kemal, Şinasi gibi şahsiyetlerin fotoğraflarını çerçeveletip asıyor. Ninesi, yani dedesi asıyor bunu. Ninesi de bu putperestlik deyip o çerçeveleri doğrudan indiremediği için o dönemin el işiyle uğraşan Ermeni genç kadınlarına sipariş veriyor. Ayetler yazdırıyor nakış üzerine. Ve o bir gün işte dedesi evde yokken ninesi işte Namık Kemal'in Şinasi'nin vesaire fotoğraflarını indiriyor. Yerine Ermeni genç kadınlara yaptırdığı Ayet-el Kürsi işte Besmele gibi hatları asıyor. Tabii dedesi kavga çıkmıyor. İlginç bir şey de var. Yani dede ve babası şey yapmıyor fazla, yani sert çıkmıyorlar. Uyum sağlıyorlar ama sürekli böyle bir tatlı çatışma var. Yani öyle sert değil. Yani sen niye bunu indirdin de onu koydun deyip tekrar indirmiyor dedesi, kabul ediyor. Dedesi ne? Efendim? Evet. Mazlum Enç. Razı edilemez bir yerden olmuş. Evet. Diyor ki evde diyor hep böyle bir çatışma vardı ama diyor hani kavga çıkmaz. Dedem babam boynunu büker kabul ederdi diyor. Babası sefilleri okuyor sesli sesli. Yani sefiller de malumunuz hani önemli batılaşmayı temsil eden ya da işte batıdaki Hristiyan değerleri aslında içeren efendime söyleyeyim bir eser. Önemli bir klasiktir. Babam diyor sesli sesli evde anneme, annesinin karşısına durmuş sefilleri okurmuş. Ama diyor annemin kulağına girmezdi diyor. Annem dinlemezdi diyor yani. Annem diyor sabah akşam Kur'an-ı Kerim okurdu. Ve Ahmediye okurlardı diyor. Annem ve ninem diyor. Daha sonra dedesi bir otelden bahsediyor orada. Bildirim metni var. Baron Oteli galiba. O Halep'te mi o? Ha, size soracaktım. Çok teşekkür ederim bu bilgi için. Çünkü ben Antep'te Baron Oteli diye bir otel işitmedim kaynaklarda da. Demek Halep'teymiş. Çok ilginç. Çok teşekkür ederim bu bilgi için. Demek ki Halep'e gitmiş ve Baron Oteli'nde kalmış dedesi. Ve orada böyle varanklı, frank bir karyola görmüş. O karyolanın aynısına sipariş veriyor. Ve buradaki konaklarına o karyolayı getirtiyor. Ninesi orada yatmıyor. Yani işte dedesi karyola getirmiş, koymuş odaya. Yatmıyor. Direniyor. Peki yine ne yapıyor? Şimdi öbür tarafta çözüm basitti. İşte hat yaptırdı, astı. Şimdi karyolayı nasıl yapacak? Efendim? Yok, öyle yapmıyor. Çok daha kurnazca ve zekice bir şey yapıyor. Ama hiç yatmıyor. Dedesi de sürekli ya havle çekiyor. Lan nasıl yapacağız? Karyolayı da aldık. Bu kadar paraya, zengin bir aile çünkü. Bir gün şöyle bir plan yapıyor. Gece karyolanın yanına ip bağlıyor. Şöyle boydan boya. İşte Mithat Enç'in dedesi gece uyandığında helaya gidecekken veya işte bir şey uyandığında ayağa takılsın düşsün diye. Nitekim aynısı oluyor. Ayağa takılıyor, düşüyor. Ondan sonra dedesi lanet okuyor. Karyolayı kaldırtıyor. Lan diyor, nereye kadar ben böyle uğraşacağım? Bugün ip şey yapan yarın başka bir şey yapar. Dolayısıyla evde böyle garip savaş var. Yani batılılaşmaya direnen iki kadın, batılılaşmak isteyen, evi dönüştürmek isteyen iki erkek. Bu ilginç bir şey. Kim kazanmış? Ha? Genel olarak aslında erkekler kazanıyor. Nihayetinde sonuç evet öyle oluyor. Bunun gibi birçok örnek var. En çok diyor kadınları etkileyen şey kıyafet devrimi oldu diyor. Çünkü daha önce çarşaf ve peçeyle gezen kadınlar şehirde maşlah ve başörtüsüyle sokağa çıkmaya başladılar. Maşlah nedir hocam? Evet. Maşlah ve başörtüsüyle sokağa çıkmaya başladılar diyor. Bu başlangıçta diyor çok zordu onlar için diyor.
Hatta zannediyorum yakın bir akrabası bir kadın, burada onun ismini yazmamışım, aylarca dışarı çıkmıyor sokağa. Hatta kendi ninesi de çıkmıyor. Çünkü başörtüsü bile onlar için şey bir şey. Yani tamam evde, hayatta, selamlıkta otururken sıkıntı yok da sokağa çıkarken her zaman peçe, çarşaf giymeye alışmış kadınlara bunu alıştırmak zor. Çoğu buna direnmek için, bunu takmamak için dışarı çıkmıyor. Tabii bu çok yavaş ilerliyor bu dönüşümler. Kaç dakikamız var? Çok şey var. Mesela yasak olmadı hocam. Şimdi yasak olmasına gerek yok. Artık bir şekilde bir dönüşüm var. Evet. Maşlaf ve başörtüsüyle sokağa çıkmak başlangıçta çok zor olsa da daha sonraları kentin önünde gelen ailelerinin kadınları ve kızları özgürlüğün öncülüğünü yapmaya başlamışlardır diyor. İpek yünlü her tür kumaştan mantolar diktirmişler. Halep, Beyrut ve İstanbul'dan yanları üzüm salkımı, çiçek demetleri ve ütücü kuşlarla bezeli renkli şapkalar getirtmeye başlamışlar. Kent sokaklarında bu şekilde giyinerek dolaşmaları başta hem onlar hem de onları izleyen erkekler için zor olsa da bir süre sonra hala bu değişime direnme adına sokağa artık hiç çıkmayan kadınlar haricinde onlar yavaş yavaş bu yeniliğe alışmışlardı. Elbette kimseyi öldürmüyorlardı çarşafla çıkanı ama böyle bir dışarıda artık ona mahalle baskısı mı dersiniz, dönüşüm baskısı mı dersiniz? Böyle bir şey olduğu için çok hızlı demek ki bir şekilde yayılmış. Çıkmamışlar buna direnenler. Bir başka yine çok malumunuz çok köklü ne diyeyim zorluğa sebep olan köklü değişimlerden biri harf devrimi. Buna da çok değiniyor. Harf devrimi sonrası çok zorluklar yaşanıyor. Baba ve anne nine ve baba dedesi arasındaki gelenek yenilik çatışmasında kendi çıkar yolunu bulan çocuklara şimdi anne baba ve baba anne nine ve baba dede çatışırken çocuklar izliyor. Ama çocuklara gün doğuyor artık. Kendi yolunu bulmaları adına bu yeniliklerde. Dolayısıyla çocuklar başta dediğim gibi yazıları okuyabildiği için yaşlılar ona muhtaç oluyor. Cumhuriyet'in öncesinde tek ortaokulu bile bulunmayan kentte artık lise, yüksekokul, daha sonra da üniversite yapıları yükselmeye başlayacaktı. Sayısı her yıl artan okullarda kız erkek aynı sırada öğrenim görmeye başlamıştı. Öğretmen kürsüsünden yeni kuşağa bilgi aktaranlar arasında hanımların sayısı hızla artmış. Yeni iş hanlarının kapılarındaki tabelalarda kadın doktor, dişçi ve avukat isimleri çoğalmaktaydı. Devlet daireleri bankalarda kadın erkek yan yana çalışıp adliye koridorlarında cübbesini savurarak kalabalık içinde kendine yol açan kadın avukatlara, hakim kürsüsünde adalet dağıtan kadınlara kimse artık hayretle bakmıyordu diyor. Tabii bu da daha sonraki yine şahitliği. Bu şahitliklerine sadece bu selamlık sohbetlerine değinmiyor. Uzun Şerşin Uluları biliyorsunuz muhteşem bir edebi eserdir. Orada öyküler vardır. Gerçek insan öyküleri, çocukluğunun, çarşı esnafının hayat hikayeleri. Orada mesela dönüşümü yine mimari dönüşümü çok güzel anlatan bir öyküsü vardır. Asiye teyzenin evi. Lütfen onu da okuyun. Az evvel Sayın İbrahim Hocam bayram işlerini gösterirken o aklıma geldi. 60'ta yıkılmış. Mesela tam o sıralar iyice artık şehirde köklü mimari değişimler de oluyor. Bir toparlıyorum. Üretimden ticarete, kıyafetten eşyaya bakışa, özellikle kadın erkek ilişkilerine, çocuğa bakışa her şey inanılmaz hızlı bir şekilde değişiyor, dönüşüyor ve bunun ayrıntılarına da selamlık sohbetlerinden ulaşabilirsiniz. Başka da en soy isminin bir anlamı olduğunu bilmiyorum. Ben bugüne kadar rastlamadım. Ya bilmiyorum Ali İbrahim hocam bilir mi? Zeynel hocam bilir mi? Ben bir anlamına rastlamadım. Bu konakta İmam Çağdaş Lokantası'nın yan sokağında yokuşun başında Mimarlar Odası İl Başkanlığı'ydı. Şu an hala öyle mi bilmiyorum. En son bir dizi çekildi orada. Televizyon dizisi. Şu anki halini bilmiyorum. Hemen toparlayacağım. Bir dakika. Efendim? Mimar Odası kullanıyor. Kullanıyor mu hala? Evet. Gidip görebilirsiniz. Yani şu selamlık, gerçek selamlık orası yani. Bu ülkelerin hepsinin geçtiği yer orası.
Gidip orayı da teneffüs edebilirsiniz. Bir ara kızları Zeynep Hanım'la konuşmuştuk. Orayı müzeye dönüştürelim. İşte Mithat Enç Müzesi olsun falan. Ama olmadı sonradan. Peşine düşemedik. Yani bizden kaynaklı olmadı. İnşallah o da olur. Evet. Medeni hukuk değiştiği için 4 evlilik önceden serbestken, daha sonra bu kalktığı için o buna itiraz eden, buna söylenen erkek karakterlere de değinir. Mithat Enç böyle birçok dönüşümü esprili şekilde, ironik bir şekilde ve inanılmaz objektif şekilde anlatır. Kendisi de gerçek bir cumhuriyet aydınıdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah. Süreli tabii yapacağımız bir şey yok. Dikkatimi çekti. Bizim de yaptığımız derlemelerde ilk bu projeleri yaparken en çok dikkatimi çeken şey bu Antep yöresindeki kadınların ince zekasıydı. Özellikle karyola meselesi dehşet yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. İngilizce öğretmeniydi, evet. Evet. Afyon'da o hanımefendinin annesi daha sonra Antep'e gelen Nuriye Göğüş'ün annesine gider dert yanar. Benim de kızım da birine şey oldu, Antep diye bir yer varmış. Orada iki gözü görmeyen bir oğlana aşık oldu. Ne yapayım Mendine Hanım diyor. Mendine Hanım da diyor ki ne yapacaksın, başa gelen çekilir diyor. Nuriye Hanım sonradan Antep'e tayin olmuştur. Göğüş ailesine gelin gelmiştir. Ben bu hikayeyi dinledim. Kızı Zeynep Antep Üniversitesi'ne geldiğinde söyledim, sen nereden biliyorsun, ben bunu bilmiyorum dedi. Bu bilgiyi size de yansıtayım. Teşekkür ederim. Sağ olun. O hanımefendi ödül de alıyor. Yani yılın eşi mi seçiliyor, kadını mı seçiliyor? Görme engelli, Mithat Enç o zaman tabii popüler akademi dünyasında. Ama Zeynep Hanım en son buraya konferansa geldiğinde annesiyle ilgili birkaç olumsuz şeylerden de bahsetmişti. Yani onu kullandığını. Neyse, o ayrıntıya girmiş. Teşekkür ederim. Şimdi Güngör Kalkan biyografisini yaptı. İnanılmaz. Güçlü olarak çıkarttık biz bu şeyi. Ama Reşit Bey inanılmaz yazdı biyografisini. Size takdim edeceğim. Evet, bir de öyle bir kitap. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı.